Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Sınava sayılı günler kala sizler için yoğun bir çaba sarf ediyorum ve 4 ve 5. üniteyi de bitireceğim. Lütfen sizler de söylediğim yerleri dikkatlice çalışın. Evet, 4. üniteye başlıyoruz. Tabii ki dersi izlerken hocanıza destek olursanız efsane olur. Şimdiden çok teşekkürler. 4. ünitede konumuz teknoloji. Biliyorsunuz size en önemli yerleri veriyorum. Çünkü çok fazla şey var. En önemli kelimeleri vermeye çalışıyorum. Fazla zamanımız yok çünkü. Şimdi main idea önemli bir bilgi. Belki bu sınavda soru olarak çıkabilir diye düşünüyorum. Zorlarlarsa. Ana fikir. Şimdi burada bir video izlettirilmiş. Bunun ana fikri soruluyor. Şu anda videonun ana fikrine takılmayalım ama cümleleri bir inceleyelim. Technology is developing rapidly. Rapidly hızlı bir şekilde demek. Hızla gelişiyor teknoloji. Ve iki çeşit teknoloji var diyor. Şimdi buradaki parçanın içerisindeki önemli olan şeyler, tabii ki kelime bilgisini vereceğim ama bu koyu renk, bold yazılmış yerler, bunlar bağlaçlar. Bağlaçlar bu konunun can damarı ve sınavda çıkması banko kısmı. Şimdi development gelişmeler demek. Dünyadaki gelişmeler, üç boyutlu printing, yani baskı, üç boyutlu baskı yapma konusundaki gelişmeler devam ediyor diyor. Continue devam ediyor ve dünyayı değiştirmeye devam ediyor. To change the world. Şimdi burada then sonra demek. Şimdi bunları bir bir not alabilirsiniz. Birazdan şu aşağıda gördüğünüz kutularda bölümlere göre de sizlere onu vereceğim. They constantly bring innovations. İnovasyon bu geleceğe yönelik yenilenmeden bahsediyor. Buralarını çok uzun uzun geçmeyelim. Cheaper daha ucuz. Better hep ne diyorduk size? Better olun inşallah. Daha iyi. Accessible ulaşılabilir demek. However bunun kardeşi but'tır ama anlamına gelir. Arkasından bir önceki cümlede verilen anlamın daha tersi bir anlam verilmeye başlanır. Hani bir şey oldu ama gibi. There were only a few models on the market in the early days. Tamam, buraları geçebiliriz. Pazarda birkaç model vardı. So, bu yüzden anlamı var. Burada bakalım. Çok pahalıymış, very expensive. So, bu yüzden many home users, evdeki kullanıcılar, evinde kullanan kişiler home users oluyor. Bunu satın alamadı diyor. Bak, bu yüzden satın alamadı. Önce pahalı olduğunu söyledi, sonra da bunun bir sonucunu, çıkarımını verdi so'dan sonra. But, biraz önce however'da verdiğim gibi ama anlamı var. Firstly, başlangıç olarak demek, ilk olarak demek. Because, çünkü demek. Additionally, ek olarak demek, buna ek olarak demek. Bir şeyleri söyledi, sonra da bir ekleme yapıyor. Such as, örneğin demek, örnek veriyor burada. Mesela, örneğin akıllı telefonlar, tabletler gibi. In spite of, rağmen demek. Mesela buradaki frame, dizaynına rağmen gibi. Although da rağmen demek. In spite of gibi eş anlamlısı. Therefore, bu yüzden demek. Mesela bu yüzden I strongly recommend demiş. Size tavsiye ederim ama yani çok güçlü tavsiye ederim. Yani kesin kullanmalısınız, kesin almalısınız demek. Şimdi burada önce şunların bir anlamlarını verelim. Bir kere reason, sebep. Sebebini verdiğimiz bağlaçlar. Example, örnek. Örneğin dediğimiz şeyler. Addition, ekleme yapacağız. Ekleme yapacağız bundan sonra. Sequence, sıralama. Sıralama yapıyorsak, hani ilk şunu yap, sonra bunu yap gibi. Result, sonuç vereceksek, bir şey söyleyip arkasından bir sonuç vereceksek,
Kontrast da zıtlık demek. Yani burada bir başka deyişle anlamı var. Şimdi bunları not alın. Şimdi o gruplara yerleştirilmiş hali bunları bu şekilde not alın ve birbirleriyle eş anlamlı olan bağlaçları daha kolay aklınızda tutabilirsiniz. Reason neydi? Sebep veriyorduk. Mesela since, bir şey olduğu için. Since, as, because. Because çünkü. Yani mesela eve geç kaldım çünkü arabanın lastiği patladı. Bakın eve geç kalma sebebimi veriyorum. Eve geç kaldım since lastik patladı. Lastik patladığından dolayı since ve as'in dan dolayı, den dolayı, den de olabilir. Den dolayı, dan dolayı gibi bir anlamı var. Sebep veriyoruz. Example örnek veriyor. Mesela ne dedik? Like smartphone, akıllı telefon gibi. Such as smartphone. Bunların ikisinin anlamı örnekleme, eşit. Furthermore, üstüne üstlük bir de hani diyorum ki eve geç kaldım. Çünkü arabanın lastiği patladı. Üstüne üstlük tamir ederken arkadan da bir araba çarptı. Daha da abarttım durumu. Üstüne üstlük diye bir ekleme yapıyorsak. Moreover da aynı şekilde. Furthermore ve moreover. Bunlar kanka eş anlamlı. Additionally ek olarak bakın söyledim, söyledim, söyledim. Üstüne bir şey daha ekliyorum. Ekleme addition. Sequence sıralamaydı. At first birinci. Başlangıç. Başlangıçta önce demek bunu yapacaksın. Later sonra. Firstly de aynı şekilde. At first ile firstly aynı. Later ile then aynı. Kankaları verdik. Sonuç vereceğiz. Bir çıkarım yapacağız. Böyle bir şey oldu. Sonuç olarak eve geç kaldım mesela. Lastik patladı. Sonuç eve geç kaldım. Thus böylece eve geç kaldım. As a result sonuç olarak demek. Sonuç olarak geç kaldım. So geç kaldım. Ay, geç kaldım yazıyorum. So da aynı şekilde sonuç olarak anlamı var. Şu G'yi şuradan bir kaldıralım. Evet, bu da aynı şekilde. Kontrast, zıtlık. Şimdi bir cümlede bir anlam verildi. Onun zıttını vereceğiz. Despite, rağmen. Mesela lastik patlamasına rağmen, rağmen yazdım yalnız. Hoca İngilizce anlatmak, Türkçe yazmayı unuttu. Rağmen. Lastik patlamasına despite eve zamanında gelebildim. Otherwise başka bir deyişle demek. Başka türlü söylüyoruz. But ama. Ama'nın en güzel kankası however. Bunlar eş anlamlı. In spite of'la although da eş anlamlı. Rağmen. Evet, bunların anlamlarını mutlaka bilin arkadaşlar. Birazdan test çözdüğümüzde bunlar karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Valla bunların çoğunu biliyorsunuzdur da hızlı bir şekilde geçelim. Sanal gerçeklik gözlüğü, oyun konsolu, drone, bunu bilmeyen yok zaten. Akıllı kol saati ve aksiyon kamerası, bunlar da teknolojik kelimeler. Evet, tabii ki canımız, proverbümüz, atasözümüzü öğrenmeden olmaz. Whoever works with experts, expert uzman demek. Bizim Türkçe'de de eksper deriz, değil mi? Mesela Allah korusun kaza oldu, eksper bekliyoruz gelsin baksın diye. İşte uzmanla çalışan biri asla sıkıntı yaşamaz. Yol bilenle yürüyen yorulmaz atasözümüz. Şimdi burada bazı kelimeleri vereyim size. How are you? Ne var you? Nasılsın? Bunu biliyorsunuz. What happened? Ne oldu diyor. Ne oldu? Nedir bu durum vaziyet? You look so happy. So bir sonraki kelimeyi sıfatı abartıyor. Çok mutlu görünüyorsun. Evet baksana diyor. Bak bak diyor. Yeni bir akıllı telefon aldım dün diyor. I bought. Here it is. Bak işte burada diyor.
Yaklaşık demek, almost half price, yarı fiyatını almış. Hadi söylesin de biz de gidip alalım. Çok mutluyum diyor. Gerçekten benim için çok şaşırtıcı oldu diyor. Bu kadar ucuza bir telefon bulmak. Ya ciddi olamazsın. You can't be serious. Paranı boşa harcamışsın diyor. Waste, boşa harcamak. Senin zaten, you already, çoktan zaten bir akıllı telefonun vardı diyor. Doğru, that's true ama bu da çok ucuzdu canım diyor. Yani new features, yeni özellikleri var. Biliyorsun teknoloji benim hayatım diyor. Especially özellikle demek. Özellikle akıllı telefonlar benim hayatım. Anlayamadım. I can't understand. Akıllı telefonlar her gün changing, değişiyor. Diyor. Şöyle atlayarak gidelim. Başka önemli bir kelime. Evet, devamına çok da fazla bakmamıza gerek yok diyecektim. Aa, şurayı yakaladım. Are you serious? Ciddi misin? You're kidding. Dalga geçiyorsun ya. Bunları not alın. Bakın bunları cümle cümle hayatta anlamını bilmiyorsanız paragraftan çıkaramazsınız, diyalogdan çıkaramazsınız. It's scary, korkutucu demek. Evet, başka. Evet, burada bırakabiliriz. Tabii ilgilenen arkadaşlar diyaloğun devamını okusunlar. Şunlar da önemli arkadaşlar. Hangisini tercih edersin? Prefer tercih etmek. Face to face communication, böyle oturup yüz yüze bir çay kahve içip sohbet muhabbet durumu. Halbuki chat online, internet üstünden sohbet. Yüz yüze görüşmeden. Bu önemli kelimeydi. Keep in touch, iletişim kurmak demek. Bunu not alalım. Genellikle arkadaşlarınla nasıl iletişim kurarsın diye soruyor. Şu D sorusunda. İnternette zamanını en çok neyle geçirirsin diyor. Ve C şıkkında ne çeşit teknolojik aletler hayatını kolaylaştırır, easier, daha kolay bir yaşam sağlar sana diyor. Burada da soru kalıplarını. Şimdi burayı da mutlaka görmenizi istiyorum. Introduction, bu kısım, hangisi olduğunu bilin. Introduction, giriş kısmı. Bir yazının, essay, paragrafın, paragraf demeyeyim, bir yazının daha doğrusu, evet, giriş kısmı introduction'dır. Giriş kısmında genel olarak kısa bir bilgi verilir. İkinci paragraf C, advantages, yani avantajlarını anlatıyor arkadaşlar. Advantage, avantaj demek. Teknolojinin avantajları. Sonra disadvantages, hoca da söyleyemedi. Dezavantaj. Dezavantajlar. Şu dis var ya, negatif yapıyor kelimeyi. Bunu bilin. Conclusion, sonuç. Bu da sonuç. Uzun uzun paragrafları okumayalım şimdi. Sadece ana başlıkları bilin istedim. Şimdi bu da önemli. Yakaladıkça size bilmeniz gerekenleri veriyorum. Get addicted veya to be addicted, bağımlı olmak. Hani böyle internet bağımlısı, kafanı kaldıramayanlar var ya, onlar işte addicted oluyor. Bakalım başka. Information'ı biliyorsunuz, bilgi. Access, ulaşmak. Access information, bilgiye ulaşmak. Within seconds, saniyeler içinde bilgiye ulaşıyoruz. Mesela siz saniyeler içinde bir tıkla bana ve bilgiye ulaşıyorsunuz. Ve sınavdan inşallah yüksek alıyorsunuz. Valla arkadaşlar bir sürü kamera veya uzaktan kumanda aleti, benzeri, uydu vesaireleri burada anlatmış. Uzun uzun anlatmıyorum. Sadece şu başlıkları bilin. Communication, iletişim. Hangisi iletişim amaçlı kullanılıyorsa, security, güvenlik, kilit kelimeleri bilelim. Entertainment, eğlence, spor ve ev işleri. Bu başlıkları bilin. Belki bir yerlerde şıklarda falan karşınıza kelime olarak çıkar.
Şimdi burada bir web sayfası ile ilgili bilgiler var. Element bölümleri, web sayfasının önemli bölümleri nedir? Evet, internetle ulaşılabilen, arama motoruna yazıp bulduğunuz şeyler web sayfası. Bu arada bir bilgi veriyorum. Kanaldan takip edin onu. Sosyal medyamdan da takip edin. Yeni web sayfam hizmete girdi. dilekdemirel.com. Bol bol girin, tıklayın. Açık lise, 5. sınıftan lise sona kadar bütün dersler, açık öğretim, üniversite, her şeyi orada göreceksiniz. Girin bir karıştırın arkadaşlar, sınavdan sonra desteklerinizi bekliyorum. dilekdemirel.com. Evet, reklamımızı da güzelce bir yaptık web sitemizin. Şimdi bakıyoruz. Bir kere adı, logosu, şirketin adı olacak. The Corner köşe. Herhangi bir linkler olabilir. HTML linkleri verilebilir o köşede. Bakalım. Arama motoru olacak sitenin içinde bilgilere kolayca ulaşabilmeniz için. Sizi yönlendiren bir menü ve bar olacak. Reklamlar olacak tabii. Advertisement banners. Web siteden kazanç elde etmek için. Sosyal paylaşım linkleri olacak. Sosyal medya linkleri. Breadcrumbs yerini kolayca bulabilmeniz için bir uygulama. O da eklenebiliyor. Ziyaretçilerin, give the visitor ziyaretçi demek. Immediate understanding of where they are on the website. Web sitesinde nerede olduklarını hemen anlamalarını sağlayacak kısım. Notlar. Linkler, ilgili bilgiler ve en son bakın finally bitiş ana sayfaya dön butonu olması gerekiyormuş web sayfasında. Böylece ben de yeni web sayfamı gözden geçirmiş oldum sizlerle birlikte. Şimdi burada tabii kilit kelimeler var. Bunları görmeden olmaz. Hemen bakalım. Document. Document ne demek? Doküman demek. C. Written paper, yazılı metin. Contain, içermek, özür dilerim. Bilgi içeriyor, bir şey hakkında bilgi içeriyor. Buna doküman diyoruz. Tabii artık internet ortamında konuşuyorum şu anda. Browser, a computer, bir bilgisayar programı, internetteki bilgiyi okumak için kullanan şey, browser. Web sitesini biraz önce konuşmuştuk. Onu zaten uzun uzun açıklamama gerek yok. Banner reklam oluyor. Advertisement reklam. Bir web sayfasında sağda, solda, ortada, kenarda çıkan şeyler banner oluyor. Bunu da eledik. Evet, blog'un ne olduğunu çoğunuz biliyorsunuz. Blog web sitesi, o da bir web sitesi. Birinin düzenli olarak düşüncelerini yazdığı, kayıt yaptığı kısım blog. Benimki channel. Eğer sadece yazı yazıp resim koysaydım blog olacaktı. Evet, let's revise. Tekrar kısmına geldik. Parçayı okuyup soruları cevaplamamızı istiyor ama soruları cevaplama kısmını pek yapmıyoruz. Kelime bilgimizi arttırıyoruz. The girls in the secondary school. Secondary ortaokul. Ortaokuldaki kızlar. Avrupa'daki ortaokuldaki kızlar. All have the same access to the computers as boys. Erkekler gibi hepsi bilgisayara giriyor. But some researchers, bazı araştırmacılar diyor ki, say, by the time they get to high school, liseye geçtikleri zaman, they are victims of what the researchers call a major new gender gap. Gender gap açık demek. Gender cinsiyette böyle bir uçurum oluşuyor teknolojide. Yani ortaokulda kızlar da erkekler de aynı oranda bilgisayar kullanıyor. Ama liseye gelince bu sayı değişiyor. Psikologlar diyor ki, ama çoğu psikologların, Girls are not as comfortable as the boys. Kızlar bilgisayar kullanmada erkekler kadar, bak ezes kadar demek, bu sıfatı da ortaya koyuyoruz. Rahat. Erkekler kadar rahat
Değiller. C. Bu D kimin yerine kullanılmış arkadaşlar? Bahsettiğimiz şey kızlar. Bak kızlardan bahsediyorum. They use it more for word processing rather than problem solving. Yazışmayla ilgili kullanıyorlar. Problem çözmeden çok. Rather than to discover new ways in which to understand information. Bilgiyi anlamaktan çok, daha çok word processing, yazışma. After re-examining many studies, tekrar tekrar yapılmış çalışmalar, araştırmacılar bulmuş ki kızlar, girls, make up only small percentage of students in computer science classes, fen sınıflarında çok az bir yüzde ile kızlar make up only, evet, kullanım var. Girls consistently rate themselves significantly lower than boys in their ability. Şimdi consistently sürekli olarak demek. Kızlar sürekli olarak oran belirli bir şekilde düşüyor. Bilgisayar kullanımında kendine güven ve kullanım olarak sürekli kızlarda bir düşüş oranı var. They diyor, bu gene girls, bakın. They use computers less. Less neydi? Daha az sıklıkla kullanıyorlar sınıfta da bilgisayarı. 5 years ago, 5 yıl önce, bu geçmiş zaman zaman kelimesidir, önce demek. Teknoloji firması Cloud Eye diye kısaltılıyor. Noticed, fark etmiş ki kızların bilgisayar kullanımı düşük. Erkeklerin altında kalıyorlar. Andrew Howard bu firmadan bir kişi diyor ki Number of reason girls told me, bana diyor. Bu kim? Bu bana diyen Andrew Howard. Bakın hemen buradan yakaladık. Me, Andrew Howard. Şöyle gelelim. Girls just said they are incredibly boring. Bu D nedir acaba? Onu bulmak için devamını okumak zorundayız. They don't like computer games. Kızlar bilgisayar oyunlarını sevmiyorlar çünkü violent şiddet içeriyor ve çok competitive, yarışmacı. Sürekli birileriyle bir şey yarışıyoruz. They are dediği burada bakıyorum computer games arkadaşlar. Bilgisayar oyunlarına refer ediyor. Refer demek onun yerine kullanılıyor demek. Bunun devamını uzatmayalım arkadaşlar. Sizi iyice kızlar erkekler muhabbetine boğmayalım. Konuyu anladık zaten. Şu soruları da bir çözelim, bitsin gitsin. The girls have the same access. Same aynı demek. Aynı oranda mı bilgisayara giriyorlar erkeklerle? Ama nerede? Nerede? Bakın. In the secondary school. Ortaokulda aynı oranda giriyorlar. The girls usually, genellikle use the computer, bilgisayarı ne için kullanıyorlar kızlar genellikle? Word processing, yazı yazmak için kullanıyorlar. Girls rate their ability in using computer, bilgisayar kullanımı yeteneğindeki oran erkeklerden daha düşük. Dördüncü, according to göre demek, kızlara göre bilgisayar oyunları boring. Sıkıcı. Evet. Şu beşi de yapıp bitirelim. Çünkü bunu yaptık biraz önce. Açıkladım size. Closing the technology gender gap. Evet arkadaşlar. Bu ünitenin içerisinde çok fazla gramer bilgisi görmedik. Benim burada çıkmasını beklediğim şey size verdiğim o hani tablo halinde vermiştim. Bağlaçlar, onları çalışın. Belli başlı kelimeleri çalışın. Teknoloji konusunda durum budur. Zamanımız var. Ayrı bir video yapmayalım. Hızlıca 5. üniteyi de bitirelim. Siz de sınava hazır olun istedim. 5. ünitede bizden özür diliyorlar. Sorry diyorlar. Affedersiniz. Manners. Durum, hal demek. Şimdi onu göreceğiz. Şimdi burada apologize kelimesi önemli. Özür dilemek. Difficult to apologize.
Özür dilemek zor demek. Şimdi buradaki phrase'leri, yani cümle, yarım cümle diyelim. Bunların anlamlarını bir görelim. I didn't mean to. Bunu kastetmemiştim diyorsunuz. Mesela you said me liar diyor. Sen bana yalancı dedin. I didn't mean to, you're a liar. Senin yalancı olduğunu kastetmedim. Onu demek istemedim demek bu. Please accept my apologies. Apologies, özür. Lütfen özürlerimi kabul edin. Accept, kabul edin. What I would like more than anything, her şeyden çok istediğim şey ne? Is passing the exam, değil mi? Sınavı geçmek. I wish you wouldn't. Yapmamanı isterdim. Keşke onu yapmasaydın ya, anlamı. Something I have always wanted. Her zaman istediğim şey is having a big house. Büyük bir eve sahip olmak mesela. I'm terribly sorry. Acayip üzgünüm. Çok üzgünüm. Sadece ben, if only, sadece ben sahip olsaydım, had sahip olmak. I shouldn't have said. Onu demek istemedim. It wasn't my intention. Kastım bu değildi. I'm sorry. Üzgünüm eğer seni kırdıysam gibi. I'm sorry if I broke your heart. Kalbini kırdıysam. Bunları not alın. Bunlar bu ünitenin önemli yerleri, can damarları. Şimdi bakın, dördüncü bölümde phrases for apologies diyor. Yani özür dilemek istediğimizde veya biri bizden özür dilediğinde bunları söyler. Bunları bilin, sınavda mesela kim özür diliyor diyebilir. Please accept my apologies. I'm terribly sorry. Acayip üzgünüm. Eğer bunu olduysa dediysem çok üzgünüm. Sorayım ya zaten. Sorayım yani, bu kadar. Sorry, üzgünüm. Burada dilek ve temenniler. Kendimi yazdım buraya. Bunu benimle eşleştirin. Wish, dilek. Dilek teacher, wish teacher. What I'd like more than anything. Her şeyden çok istediğim şey. I wish you wouldn't. Yapmamanı isterdim. Sahip olmak istediğim şey. Her zaman sahip olmak istediğim şey. Dilek ve temennilerim. Regret, karşı çıkmak. Demek istemedim. If only I had, bunu vermiştim. I shouldn't have said, bunu dememeliydim. It wasn't my intention, niyetim bu değildi. Bak, durumu düzeltmeye çalışıyorum, karşı çıkıyorum. Olmaz olmazımız, atasözümüzü görelim. There is no point crying over a split milk. Son pişmanlık fayda etmez. Split milk, dökülmüş süt zaten. Arkasından ağlamanın hiç gereği yok. Cry. Evet, son pişmanlık fayda etmez. There is no point crying over spilled milk. Evet, burada wish'i gördük. Wish, I wish ve arkasından had, yani fiilin ikinci hali kalıbıyla. Ya, I wish, isterdim. Keşke şimdi şemsiyem olsaydı. Çıktınız, yağmur indi. Diyorsunuz ki I wish we had umbrellas right now. Yani şu anda olmasını istediğiniz ama olmayan kalıplar için bu kullanılıyor. I wish'ten sonra fiilin ikinci hali. I shouldn't have. Keşke bunu dememiş olsaydım. Anlamı var. Evet, bakıyoruz. Bunları buraya yerleştirmeye gerek yok şu anda. C'ye de bakalım. I'm really sorry. Gerçekten çok üzgünüm. I would like to apologize for being late. Geç kaldığım için özür dilemek istiyorum. Apologize, özür dilemek. Önemli bir kelime, çok önemli. Şu kız hoşuma gitti. Şu vaziyete bakın. Makarnayı eliyle dalmış. Table manner, sofradaki davranışlar. What do you think? Ne düşünüyorsunuz? Yememesi gerekiyor, değil mi, eliyle? Bu arada good and bad, iyi ve kötü sofra davranışları demek. Şimdi arkadaşlar, burada manner davranışları veriyor. İşte çeşitli ülkelerde vücut dili, body language,
sofra dili neler? Bunları çeşitli ülkelerin davranışlarını vermiş. İşte yok sağ eliyle tutarsa şöyle olur, yemeği sol eliyle yerse böyle olur. Uzun uzun bunların üstünde durmayalım. Çünkü zamanımız yok. Burada bir parça verilmiş. Having good manners. İyi davranışlara sahip olmak önemli. Important. To everyone, herkes için değil mi? Özellikle günümüz toplumunda davranış çok önemli. Though good manners are a very valuable possessions for developing social relations, sosyal ilişkileri geliştirmek için çok kıymetli olmasına rağmen, bağlaç gelmiş, they help a person to win friends. Arkadaş kazanmasına da yardımcı oluyor bu. Evet. Birinin sosyal duruşu yargılanıyor, is judged by the manners. Davranışlarına bakarak sosyal statüsünü yargılıyorsun, değil mi? Ay bak bu yaşa gelmiş, bu unvanda adamın oturuşuna bak, yiyişine bak diyorsun mesela. To be judged yapıyorsun, yargılıyorsun. Şimdi polished, böyle parlatılmış, hoş, güzel, kibar, nazik davranışlar sağlıklı bir etki yaratıyor, iyi bir etki yaratıyor insanın üstünde. Evet. Burada bunları anlatıyor arkadaşlar. Uzun uzun girmeyelim. Bilgi vermiş olayım. Evet. Aslında sizlerle o parçaları uzun uzun yapmak isterdim. Fırsat bulduğumuz bir gün onları da çalışırız. Şu anda canımız Let's Revise'ımıza geçelim. Tekrarlar. Bunlar sınavda çıkma ihtimali olan kısımlar. Şimdi burada ne istiyor? Önce şöyle bir bakalım. What would you say for the situations below? Bak, durumu veriyor. Bunlar için ne derdin diyor. Tabii senin yazmanı istemeyecek. Hayatın daha kolay. Şıkları okuyup anlamanı isteyecek. I wish kullanacaksın. If only kullanacaksın. İkisinden birini tercih edeceksin. It's a pity. Çok yazık demek. Çok yazık. Basketbol oynayamıyorsun. Ne diyeceğiz burada? Ay basketbol oynayabilseydim keşke. Değil mi? I wish. I şu can'i olumlu hale getireceğiz ve past bir çıt yukarı götüreceğiz. İkinci hali. Can'in ikinci hali could. I could play basketball. Keşke basketbol oynayabilseydim diyor. You don't like it. Onu sevmedin. When Pam leaves the windows closed. Pencereleri açtı ama sen bu durumdan hiç hoşlanmadın. Ne diyorsun? Ya keşke pencereyi açmasaydı diyorsun. I wish Pam kullanıyoruz burada işte. Wouldn't leave windows close. Bu arada açmış dedim ben, kapatmış pencereleri. Özür dilerim. Pam pencereleri kapalı bırakmış ve siz bunu sevmemişsiniz. Close kapalı. Özür dilerim, hata oldu. Peki number three, you have to go to work tomorrow. Yarın işe gitmek zorundasın. Have to. Ama but you would like to stay at home. Ama evde kalmak istiyorsun. Şöyle yapıyoruz bunu da. If only'yi tercih ediyoruz. If only didn't have to, zorunluluk. Bakın, bunu you have to'yu olumsuz hale getiriyoruz. İşe gitmek zorundayım. Eğer işe gitmek zorunda olmasaydım. Ya bu da bir keşke demek. If only de I wish'le aynı anlamda aslında. Keşke. I wish'ten sonra nasıl ikinci hali geliyordu? Burada da simple past kuralları geçerli. Have to, zorunluluk. Ve bunu geçmiş zamanda olumsuz yapmak istediğinizde didn't have to'yu tercih ediyorsunuz. Ama geçmiş zamanda, dikkat edin. Geniş zamanda değil, geniş zamanda don't have to olur. Doesn't have to olur. I didn't have to go to work tomorrow. Hadi yazayım, hatırı kalmasın. Peki.
Number four, your story, you didn't bring your umbrella. Aa, şemsiye yok. Bak, bu şemsiye sorusu sınavda gelecek ya. İçime dondu. Ya keşke şemsiyem olsaydı diyeceksiniz. I wish I sahip olmak. I wish I had brought umbrella. Şimdi burada wish'in başka bir halini gördük arkadaşlar. Şimdi bakın, burada I wish'ten sonra fiilin ikinci hali demiştim ya. Her zaman ikinci hali değil. Duruma bakacaksınız. Eğer durum geniş zamansa, geniş zamanda bir tık gerisi geçmiş zamandır. Şimdi cümle geniş zamanda verildiyse, bunu da işte kenden anlarsınız, fiilin birinci halinden anlarsınız. O zaman I wish'li cümlede arkasından simple past geçerli. Yani fiilin ikinci hali veya didn't fiilin birinci hali geçerli. Ama eğer buradaki gibi geçmiş zaman verildiyse, bakın burada geçmiş zaman nereden anladım? Durumu didn't bring olarak vermiş. Bunun zaten geçmişteyiz şu anda. Bir tık geri gitmek istediğimizde had fiilin üçüncü hali olarak geri gidiyoruz. Yani uzun uzun anlatırsam kafanız karışacak. Bu şekilde T olarak kafanıza bunu yerleştirin. Cümle geçmiş zamansa I wish'li if only'li cümle bir tık geri gidecek. Had fiilin üçüncü hali olacak. Bu şekilde. Şimdi 5'e bakalım. You're sorry you didn't. Bak, bu da geçmiş zaman. Sinema biletini getirmediğin için üzgünsün. Eğer getirmiş olsaydım, if only, bak bir tık geri gidiyorum. Ben dedim ya, hadn't, pardon, hadn't nereden çıktı? Bu olumsuzdu, olumlu yapacağız. If only I had get'in üçüncü hali got a ticket for the cinema. If only I had got a ticket for the cinema. Keşke bileti geçirmiş olsaydı. Bir getirmiş olsaydım, sen o zaman görecektin. Bak, ne biçim film izleyecektik. İşte bu. Bir tık geri getirme kuralı. Bu önemli. Sınavda bu kesin çıkacak arkadaşlar. Bu ünitede I wish, if only var. İki tip var. Geniş zamanda durum varsa bir tık geri gidiyoruz. Simple past kuralı. Fiilin ikinci hali ya da didn't fiilin birinci hali. Eğer cümle didn't'lı veya fiilin ikinci haliyle verildiyse bir tık geri gidiyoruz. Had fiilin üçüncü hali. İşte bu kadar. Şimdi bak, complete the conversations. Diyalog. Diyalogları tamamlayacağız. Wish. Gene geldi wish. Olmazsa olmazımız, sınavda wish çıkacak arkadaşlar. Hemen bakalım. My father is really angry. Ay, babam çok sinirli. Neden? Çünkü found, bak geçmiş zaman. Geçmiş fiilin ikinci hali. Bunun birinci hali find out. Where I was last weekend. Geçen hafta sonu nerede olduğumu, because nerede olduğumu öğrenmiş. Babam hafta sonunu nerede geçirdiğimi bulmuş. Oh yes. Evet, ben söyledim ona diyor. İspiyoncu Patrick. Well diyor, I wish, isterdim. Ya keşke söylemeseydin ona ya diyor. Bak, not vermiş. Durum geçmişten bahsediliyor. Bir tık geri gidiyoruz. Had. Olumsuzu hadn't. Till'in üçüncü hali told. Aynen bu şekilde yapıyorsunuz. Bütün fiillerin iki ve üçüncü hallerini bilmeniz lazım. Bu kadar kısa sürede yetiştiremem diyorsanız en azından burada verdiklerimi bilin. Have you seen Pamela's? Pamela'nın yeni eteğini gördün mü? Çok pahalı görünüyor. Look expensive. She told me it cost. Bana söylediğine göre fiyatı 1.000 euroymuş. Vay be. Fena zengin bu Pamela. Wow. İşte bu ne demek biliyor musunuz? Vay be dedim ya, onun İngilizcesi. Wow. It was too expensive. Bu too sıfatın derecesini tavan yapıyor. Acayip pahalı. Şimdi bakın, geçmişte gidiyorum. Bazılar var, fiillerin ikinci, üçüncü halleri uçuşuyor havada. O zaman ne yapıyoruz? I wish
Ay bakalım. Şimdi bana pahalı olduğunu söyledi ama çok pahalı dedi. Eteği şu an görüyorum. It looks, görünüyor. Hatta Pamela orada dikiliyor etek üstünde. Şu andaki bir durumdan bahsediyorum. Bu yüzden bunu bir tık geriye götürüyorum. Fiilin ikinci haliyle işi bitiriyorum. Okay? Peki, have you seen my mobile phone? Ya cep telefonumu gördün mü diyor. Yo, görmedim. Çok üzgünüm. Vallahi görmedim diyor Walter. Roger ne diyor? I knew. Keşke bilseydim ne yaptığımı. Şu telefonu ne yaptığımı bir bilseydim diyor. I hope. Umarım, inşallah restoranda unutmamışsındır dün gece diyor. Şimdi burada have you seen, telefonumu gördün mü demek yakın geçmiştir perfect tense. Bu yüzden burada fiilin ikinci hali, yani şu anda telefonu aranıyor olduğu için fiilin ikinci hali geldi. Evet, canımız testlerimiz. Sınavda banko çıkacak kısma geldik. Evet, Sam vicious. Geniş zaman olduğunu anladım buradan bak. Fiile S takısı gelmiş. O zaman direkt olarak fiilin ikinci halini tercih edeceğim. New. Zaten wish'te şu an bunlar yok. Would know da olmaz. Had known da olmaz. Çünkü wishes. Şu anda istiyor. İki. I wish. İsterim. Burada anlayamayız. Devam ediyoruz. The teacher got. Fiilin ikinci hali var. Çok sinirlendi öğretmen. Öğretmen çok sinirlendi. Bu yüzden şimdi geçmiş zamandan daha da geriye gidip had fiilin üçüncü halini tercih etmem gerekiyor. Bak I wish çıkacak sınavda. Söylüyorum bak çıkacak bu sorular. I wish. Marcus of stealing money. Parayı çalmak. I found fiilin ikinci hali in my pants pocket. Dün gece pantolonunda bulundu para diyor. I wish I hadn't. Keşke Marcus'u suçlamasaydım diyor. Bakın olay geçmişte bir tık geri gidiyoruz. Had fiilin üçüncü hali. Accuse suçlamak. Number four. I stayed under the sun for a long time. Dün güneşin altında çok fazla kaldım. Şimdi, bak şimdiye geldim. I have a terrible, acayip güneş yanım var. Her tarafım acıyor, sırtım kıpkırmızı. I wish, keşke güneşte o kadar kalmasaydım diyecek. Güneşte kalma işi ne zaman? Dün, geçmiş zaman. Bir tık geri git, C. Şöyle yapalım. Okay, I got really wet walking home last night. Dün gece evet ıslanmış, yürümüş. Çok yağmur yağıyordu bak. Got. Okay, bakıyoruz. Şimdi tavsiye vereceğiz. I should have taken an umbrella. Şemsiye almalıydı. I shouldn't have said that. Bunu söylememeliydi. Değil. You should have benimle konuşmalıydın. You shouldn't bana bağırmamalıydın. Bunlar bakın alakaya çay demle şıkları. Tamamen anlamsız şıkları eleyerek bile bulabilirsiniz. Karşı tarafa tavsiye şu devde sınavda çıkacak diğer bir konu. Vişe artı olarak. I didn't mean to hurt you. Seni incitmek istemedim. Onu kastetmedim. Jack diyor. Jack de no problem dedi. Sorun değil dedi. O zaman bakalım. Seninle buluşmak güzeldi. Hayır. You should book that. O oteli hemen rezervasyon yapmalısın. Aynı alaka. Please accept my apology. Demiştim ya size bunları bilin diye. Lütfen özrümü kabul et. Adam incitmek istemedim diyor. Tabii ki özür dileyecek. Number seven. I was late for work today. İşe geç kaldım bugün diyor. If only I would known you were coming. Keşke geldiğini bilseydim. Olmadı. I wish you hadn't bunu yapmamalıydın. Yapmamış olmalıydın. Bunu yapmamış olmanı isterdim. Diyecek hali yok kendi kendine. Evet, hadi bitiriyoruz artık.
I wish the whole world were like that. Keşke bütün dünya böyle olsaydı. İşle ne alakası var? If only I had woken up early. Evet. Eğer erken kalkmış olsaydım diyor. Evet, D şıkkı. Böylece arkadaşlar bütün kitabı bitirdik. Hepsini tek tek size anlattım. Geriye bir tek sizin çalışmanız kaldı. Kısacası benden bu kadar diyorum arkadaşlar. Evet, bu kısa sürede elimden geldiğince en önemli yerleriyle size 5 üniteyi de anlatmaya çalıştım. Sanıyorum videolar beğeniyi hak etti. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğeni sayısı arttığı zaman ben çok mutlu oluyorum. Ve öncelikle tekrar söylüyorum, 5 ünitenin tamamı konu anlatımı olarak kanalda yüklü. Tek tek bulmakta zorlanıyorsanız oynatma listelerini açın. Açık lise İngilizce 8'i bulun. Altında hepsi sıralı olarak mevcut. Ayrıca dilekdemirel.com internet adresinden de hepsine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sınavda başarılar diliyorum. Son dakikaya kadar bol tekrar yapın. Kelime çalışın, söylediklerime dikkat edin. Sınav sonuçlarınızı da bana yorumda yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. See you later. Bye.